Derya Hanım, çorbanız biraz katılaştı galiba. Çorbam çok az katılaştı. Birazcık su koydum. Bu çorba dünkü çorbadan daha mı güzel? Evet, dünkü çorbadan daha iyi. Derya Hanım, hazır mı çorbalar? Hazır, geliyor hemen. Gelsin bakalım. Dünkü çorbadan farkı neymiş görelim. Ayran aşırı aşırı oluyor mu Ebru abla? Tabii bizde oluyor. Yani orijinali şimdi öyle. İkiniz de Erzurum merkezsiniz ama. Orijinali. Bakalım. Karışık bir merkez. Biri ayran, biri yoğurt. Bakalım hangisi şey. Kadir Bey, ben bir de dün Derya'nın hani bu ayrandan yapılır şeyini hala çözemedim. O mantığını çözemedim. Onu bilim adamları da çözemedi İsviçreli. Hala araştırıyorlar. Ya bu çözmeyi umut ediyorum. Hani ayran ne, yoğurt ne, oradaki şeyi hala yoğurdu hakikaten. Yoğurdu açınca zaten ayran olmuyor. Evet işte farkı ben. Hani peki bugün ayrandan yapmasını bekliyorsunuz. Bugün anlayacağız işte inşallah. Bunun içine un koyunca su koyup da biz biraz açmıyor muyuz? Demek ki suyla açmıyor. Direkt unla mı bağlıyor? Ayranı unla mı? Ayranı mı unla bağlıyor? Ayranla yapıyorsa ayranı açınca ama ben suyu ben her olacak. Türlü ayranın olma her sebebi de zaten suyla yoğurdun birleşmesi. Ya öyle de yani. Aynı kapıya çıkıyor yani. Evet, ellerine sağlık Derya'cığım. Buyurun, afiyet olsun herkese. Yorumlarınızı tek tek alacağım. Kendinize saklayın gördüklerinizi. Şey, benim tamamı değiştirseniz olur mu? Olur. Bakabilirim. Ne gördünüz? Ne gördüğünü görmek istiyorum. Şurada küçük kazak tüyü gibi. Tüy ya ama. Tüy. Değiştireyim tabağınızı. İstersen bir değiştir. Yeniler. Ay bunu orada gidip gelip hep benim böyle tüyler mi? Hep de tüyler şeyler senin suyunla buluyor, yemeğinde bulunuyor. Kaçıncı oldu? Seni bahşo bulan. Bahane arıyor ya. Sanki kendi üstünden düştü. Ben göremedim bir şey ama. Bu hafta boyunca hep Arife'nin tabağına bir şeyler çıktı. Nasıl çıktı ben anlamadım. Evet, biz yedik. Arife bakıyor bize. Evet ya. Arife Hanım'ın bütün hafta şanssızlığı, ha, herkesten şanssızlığı. Bir şey çıktı. Evet. Ya çok inceliyor, irdeliyor. Ne oldu? Var mı yeni bir yo, şey? Yok, hayır, yok bir şey. Bir şey diyeceksin de geri durdun sana. Yok, hayır. İrdeleme sen de artık. Tamam. Sen de bir tadına bak, öyle yorum yapalım. Evet, Suzan abla. Bu arada önce Ebru abladan alayım. O da Erzurumlu. Sen de dün yaptın. Nasıl olmuş? Seninkinden bir farkı var mı? Yok, benimkinden bir farkı yok. Biraz katı gibi olmuş. Az biraz da buğdaları az daha pişmiş. Yani şey böyle az kıtır kıtır. Benimkisi daha dün iyiydi. Yok, gayet güzel pişmiş Ebru abla. Bir daha yesene ya. Bir bak, çoğunu gibi olmuş. Çoğunu yedim. Dün benimkisi daha güzel urva gibi olmuştu. Ne gibi olmuş? Urva derler bizde, hani böyle yumuşak un tamam, gibi. İyice pişmiş. Pişmiş. Şu an diri mi geliyor buğdayla? Buğdayla benimkinden daha şey. Yani köfteleri nasıl, lezzeti nasıl? Köfteler aynı. Gözünü seveyim Ebru abla, senin köftelerin fındık büyüklüğündeydi. Evet, köftelerin boyutu tamam, ben köftelere bir şey demiyorum. Benimkiler daha büyüktü. Evet, tadı da hemen yani aynı tadı tutturmuşuz. Tuz attım. Tamam. İyi, beğendim. Güzel. Lezzetli yani. Güzel, evet. Peki, afiyet olsun. Suzan Hanım? Bence de lezzetleri dünküyle hemen hemen aynı, yakın. Bunun buğdayı bir tık daha pişseydi o zaman tam olacaktı. Ama şöyle ama söyleyeyim, onunki urva gibi olmuştu. Asıl böyle ağza böyle biraz diri diri gelecek de biraz lezzet versin. Ben gayet güzel pişmiş gibi görüyorum. Bu çorbanın şeyi de ne böyle kıt kıt olmayacak. Çorba adı üstünde yani böyle şey gidecek. Bu şey katı. Lezzetli bir ayran aşı çorbası içtin mi? Güzel. Bir de Suzan abla ayranla yoğurdu merak ettim dedi, bugün nasıl gelecek diye. Ya ayırt et, ben hala ayırt edemedim senin söylediğini yani. Ya bunun adı ayran çorbası ya. Evet. Ayran çorbası. Eskiden bunun adını ayrandan yaptıkları için ayrandan koymuşlar. Ama zaten ayranı da yoğurttan yapıyoruz ya, aynı kapıya çıkıyor. Şöyle. Eskiden ayranı aslında yayıkta yaparlardı. Ya, yayık ayranı. Hayır. Yaparlardı. Hayır, hayır. Yayık ayranı. Yayık ayranını yaparlardı. Bu daha ekşi olurdu bu çorba. Bence hani dün savunduğu şey soğuk ayran çorbasını. Hayır, savunmadım. Ben sordum da sıcak da yapıyoruz. Sıcak da yapıyoruz. Peki ve sen bunu da yoğurttan mı yaptın, kutu ayrandan mı yaptın? Ayrandan yaptım. Kutu hazır ayrandan evet. Yaptın. Evet, ayrandan yaptım. Ne oldu Ebru abla? Yani ayran farklı mı buradaki ayranlar? Çok değişik. Yoğurttan yapmıyorlar mı ayranlar buradaki ayranları? Hazır bildiğin kutu ayran değil mi? Evet, ayrandan yani yaptım. Onu nereden yapıyorlar? Nasıl nereden? Yayıkta mı koyuyorlar onun içine buradaki marketçiler? Ben ayrandan yaptım. Sen yoğurda ben yapılamaz demedim ki yoğurttan. İddia etmedim. Yani illa bir şey yapacaksın. Neden? Ama illa dedin ya. Hayır, ısrarla şey yapılır dedi. Yoğurttan da yapılır dedi. Ama biz ayrandan yapıyoruz dedi. Ama şimdi adının ayranı şu çorbası buradan gelir zaten, ayranla yapılır dedim. Ayranla yapılır ama yoğurtla da yapılır dedim. Aynı lezzeti tutturmuş zaten dedi. Sen
getirdin mi ayranını? Çorban için kötü bir yorum yaptın mı? Yaptım. Yapmadım. Tabii ki bu olmaz böyle. Hayır olmaz demedim. Lütfen ayrandan onu yapılır dedim. Hayır yani biz ayrandan yapıyoruz dedim. Aynı lezzeti de tutturmuşsunuz Ebru Hanım dedim. Sanırım köfte içinde biraz küçük olabilirdi dedi. Evet ya. Köfte içinde de küçük olabilirdi. Sen bakkaldan ayran almasına mı karşısın şu anda? Yani evet. Ya. Yoğurdu nereden alıyoruz? İşte gidip inekten sağıp mı alıyoruz? Yoğurdu da alıyoruz ya. Onu sen yoğurdu nereden ya. Aldın Ebru abla? Markette. Ben ayranı marketten aldım. Onu da sulandıracaksın. Aynı şey. Aynı şey. Tam neyi tartışıyoruz? Allah aşkına ya. Ebru abla neyi tartışıyor? Aynı şey değil mi? Sen de marketten aldın, ben de marketten aldım. Aynı tadı verdik mi verdik? Sorun ne? Senin önünde ayran aşı olduğu için. Tamam aynı tadı vermedik mi? Tamam verdi. Tamam. Sen burada kova yoğurtlu ayran yapmasını mı isterdin? Yani yapaydı. Daha sanki basit aslında. Ben ne açtım alakası? Onu uğraştım. Ben de açtım. Ben de onu unla yaptım. Onu ben de içine un koydum. Sen ayranı dök, açtın ağzını. Aynı onu şey. Şeyin ama aynı şey. Ama onu yaptı kardeşleri. Unu bu sefer daha size bir şey söyleyebilir miyim? Benimki kesilme ihtimali vardı. Sizin yoğurdunuzun kesilme ihtimali yoktu. Niye ayrandansa kesilme ihtimali oluyor? Çünkü ayran sıvı ya. Yoğurdu sıvı açıyor. Kıvamını tutturamazdım. Yoğurtla yaptığımız zaman da alıp yoğurt kovasından direkt şeyin içine koymuyoruz. Onu da bir su açıyoruz. Terbiye yapıyoruz. Yani ondan sonra çorbaya yani ekliyoruz. Ayran kullanması daha mı kolaya kaçması demek? Yok, hayır bana yani gereksiz geldi. Hani. Gereksiz bence daha geldi. Kolay aslında. Yok kesilme ihtimali daha şey. Kesilmesini bilemem de daha aslında kolay. Peki ayran mevzusu bittiyse evet. Yemeğin yorumunu yapalım. Seda. İlk önce eline emeğine sağlık. Çorbayı kestirmemişsin. Kıvamı da sulu değil bence gayet iyi. Ama Ebru ablanın çorbası daha güzeldi. Çünkü şöyle Ebru ablanın... Ağzından bunu da duyduk ki Ebru abla bak ama duyduk. Şimdi, benim her şeyim güzeldi. Böreğim de güzeldi ama... Ben zaten çorbasını verdim. Puanda çorbasını verdim. Ebru ablanın buğdayları gerçekten pişmişti. Olması gerektiği gibiydi bence ama bunlarda sertlik var ve tuzsuz. Bilmiyorum. Peki Arife? Evet katılıyorum. Ebru Hanım'ın şeyleri daha güzel pişmişti. Yani yarmaları dövmeleri mı? Evet daha güzel pişmişti. Yarmaları herkes aynı düşünüyor. Aynen daha güzel pişmişti. Bana daha pek öyle gelmedi. Dişe yani... gelmiyordu. Bu bayağı bir dişe geliyor. Lezzetsiz mi? Hayır lezzetsiz bir çorba değil ama dişe geliyor. Biraz tuzsuz sadece. Ebru Hanım beğendi. Siz niye beğenemediniz? Kendi çorbamla aynı dedi. Olabilir, yok aynı değil. Yani dedim tamam tadı ama sert tadı yani. Beğeniyorum ama şenlerin içinden daha şey. Size evet, sert geldi mi? Bir tık geliyor. Sert yani. Yani Ebru ablanınki böyle hiç dişe şey, basmadan evet, kayıp gidiyordu. Biraz daha şu orta kısımları hafif böyle çıt çıt ediyor. Ya yenmeyecek kadar değil. Hayır asla değil. Yani. Evet. Ama çıt ben çıt. Beğendim. Yani bir 5 dakika daha kaynasaymış daha da elim olurmuş. Ebru ablanınkiler dişten kayboluyorlardı ama kıvam olarak gayet güzel. Köftelerini de güzel yapmışsın. Evet. O da lezzetli. Tuz oranı evet biraz eksik. Açıkçası tuzu ekledik. O panim için problem değil. Zaten masaya tuzlu boşuna getirmedik var. Sadece yarmaları biraz daha aşağılanmış ama lezzet olarak hiçbir sıkıntı yok. Kesilmemişti. Evet. Yarmayla köfte oranı da çok güzel ayarlanmış. Ben beğendim çorbanı. Ellerine kullanırsak ama Ebru ablamı bu mu dersen Ebru ablanın çorbası derim. Çünkü yarmaları da pişmişti. Hiçbir kusuru yoktu. Bunun tek kusuru yarması. Evet. Ellerine sağlık tekrardan. Ama ayranla onun arasındaki tat hiç farkı çok da yokmuş. Yok da çok aynı şey. Her ikisini de kullanın. Şimdi ara sıcak olarak mantarda krep geliyor. Yanında havuç sote geliyor efendim. Hemen havuç lezzetlerine tarator. Bakalım. Havuç tarator. Havuç tarator geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.